Bildiğiniz gibi VPF'de görsel tarafta herhangi bir sınırımız yoktu. Bunu göz önünde bulundurarak biz normal text block değil de dikey bir text block isteyebiliriz. Bunu Expression Blend'de rahatlıkla yapabiliriz. Ancak biz XAML tarafında bunu nasıl yapacağımıza bakalım. XAML tarafında bir dikey text block oluşturarak içerisine adımı yazacağım. Text block diyorum. Bunu normal bir şekilde açtım ve text içerisine ad soyadımı yazıyorum ve burada gerekli işlemleri yapmaya başlıyorum. Öncelikle text block nokta ana yapımızı oluşturduk. Daha sonra rotate transform angle dedik ve kapattık bunu. Angle'ın değerini vermedik tabii ki. O yüzden hata verdi. Burada gördüğünüz gibi sağ köşede Cihan Özhan şeklinde benim adımı dikey olarak gösterdim. Bunun değerini değiştirdiğimizde göreceksiniz ki farklı özellikleri sahip şekilde ekranda yerini alıyor. 220 oldu, 210 oldu, 260, 280 gibi. 270 dedik ve gördüğünüz gibi dikey olarak bir text block'ımız oldu.